Ulusal İklim Ağı Projesi kapanış toplantısına hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Temiz Enerji Vakfı Başkan Yardımcımız Sayın Tülin Keskin'i hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Christian Balaro, sivil toplumun değerli temsilcileri, saygıdeğer bayanlar ve baylar. Türkiye'de sivil toplumun desteklenmesi Ortaklıklar Ağlar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Yerelden Ulusal İklim Ağı Projesi'nin kapanış toplantısına hoş geldiniz. Şubat 2020 ayında bir açılış toplantısıyla yine birçoğunuzla birlikte olmuştuk. Daha sonra pandemiyle yol arkadaşlığı yaparak projemizi pandemiye uygun stratejiler geliştirerek devam ettirdik ve tamamladık. Sadece Türkiye'de değil, dünyada herkese bu zor şartlar yeni arayışlara getirdi, yeni adaptasyonlara mecbur etti. Biz de bu yeni çalışma tarzıyla adapte olarak projemizin tamamlamaya çalıştık. Bugün çok mutluyuz ki projemizin tüm hedeflerini gerçekleştirdik. Pandeminin çıkışında baktık ki iklim değişikliği, yerel iklim değişikliği çok önemli hale gelmiş ve projemiz gerçekten çok önemli sonuçlarıyla bu yeni konjektüre uyum sağlamak üzere bir sürü dokümantasyon ve çalışmayla huzurlarınızda. Bugün burada elde ettiğimiz sonuçları, projemizde elde ettiğimiz sonuçları hem sizlerle paylaşacağız hem de katılımcı bir anlayışla sizlerle iklim değişikliğinin yerel etkilerini birlikte değerlendireceğiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplantının herkes için çok yararlı geçmesini diliyorum. İyi günler efendim. Teşekkürler Tülin Hanım. Şimdi Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nur Antalı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Herkese günaydın. Bütün paylaşlar merhaba. Yani sıralamayacağım çok fazla protokol olmasını istiyorum ama aramızda Avrupa Birliği'nin bu projenin, bu çalışmanın gerçekleşmesi için gerçekten önemli bir desteği olan yetkilisi var. Öncelikle ona da hoş geldin demek isteriz. Biz Küresel Denge Derneği, gerçi buradaki paydaşlarımızla çok çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla azıcık nasıl bir amaçla iklim çalışıyoruz bilirler. Ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Yani biz neden bu tarz sivil toplum, sivil oluşum işlerine soyunuyoruz? Oradan bakalım. Aslında TEMEV gibi, yani Temiz Enerji Vakfı gibi geçen yüzyıldan kalan bir derneğiz biz ya da işte sivil toplum kuruluşuyuz. 1992 Rio konferansından sonra bir avuç insan olarak, bir kitle örgütü değiliz biz, bir avuç insan olarak küresel o zamanlar çevre sorunu derdik ama şimdi çevre meselesi iklim meselesinin altında konuşulmaya başlandı. Küresel sorunları ya da küresel çözümleri Türkiye'de nasıl iz düşümüyle bu işi yapabiliriz'i çalışmaya başladık. Aslında bir avuç insan dememizin nedeni şudur. Genelde teknik olmaktansa daha çok bu meselelerin başta çevre, şimdi de iklim siyaseti, özellikle altını çiziyorum, bu bir siyasi alan. Çevre de öyleydi. Çünkü sınıfsal mücadeleden gelen sorunlarla karşımıza çıktı. Böyle bir meselenin politikalarını belirleme sürecinde nerede olabiliriz diye çok düşündük. Yani Küresel Denge Derneği aslında rolünü böyle çizdi. O zaman dedi ki, aşağıdan yukarıya yürüyen yolda olmalıyız. Yani tepeden konuşmamalıyız. Bunun için bu projenin adı önemli, içeriği önemli. Yerelden ulusala yürümemiz gerekiyor. Özellikle iklim meselesi böyle bir şey. Tohumları ata ata yürüyoruz aslında. Birçok sivil toplum kuruluşu da burada. Bu anlamda memleketin politikalarını, iklim politikalarını eğer kabul ediyorsa desteklemeye,
etmiyorsa ya da alternatif üretmek istiyorsa yeni alanlar açmaya sevgili Tülin'in dediği gibi devam ediyoruz. Bu önemli. Yani hatırlarsınız aşağıdakiler yukarıdakiler diye bir dizi vardı. Ne kadar değerliymiş. Yani biz aşağıdan yukarıya bu işi yapmazsak sıkıntı büyük olacak. Bunu çok önemseyerek söylüyorum. Çünkü bu meseleyi sadece bir teknik mesele gibi algılamak son derece yanlış oldu. Hepimiz bunun deneyimlerini aslında iklim değişikliği meselesinin ya da iklim krizinin söylemler böyle gündelik hayatımıza, dünya bakışımıza yani ya da politik bakış açımıza seneye seçim var. Yani bakacağız programlara. Kim gerçekten ne anlatıyor? Ya da işte eğer Temiz Enerji Vakfı ile çalışıyorsak kimin için temiz enerji? Yani yenilenebilir enerji patronlarının daha çok göbeklerinin büyümesi için mi? Yoksa insan hakları ve eşitlik değerleri içerisinde baktığımızda böyle bir değerlendirme mi? Dolayısıyla bu meselenin de bir hak adalet meselesi olduğunu da bilerek yürüdük. Küresel Denge Derneği'nin bu projeye ya da bu çalışmaya katkısı her zaman bu vizyonu da ortaya koyarak oldu. O nedenle çok mutluyuz. Ortaklığımızdan da çok mutluyuz. Bunu söylemem lazım. Dünya bugünlerde Şarm El Şeyh'ten gelen hocalarımız da var. Genelde şu başlığı atıyor iklim meselesi için. Diyor ki bu mücadelenin başarısı dijital ve yeşil dönüşümden geçer. Yani bir ikiz dönüşüme ihtiyacımız var diyor. Ben de diyorum ki 300 dönüşüm gerekiyor. Çünkü insan haklarını da sorgulayarak yürümemiz lazım. Bu 300 dönüşüm için bu tip çalışmaları yapıyoruz. Bir de söylemem gerekiyor ki rutinlerde projeler bitiyor, kapanış toplantıları yapılıyor. Bu bir açılış. Esasen biriktirdiklerimizi yeniden sahneye koymaya çalışıyoruz. Zaten genel anlamda bakıldığında da biz bu işi yapabilirsek ancak çözüme adım atabiliriz diye düşünüyorum. Öğleden sonra çok kıymetli sohbetler yapacağız. Burada çok kıymetli yerelden ulusala örgütler var. Çalışmalar, belediyeden ortaklarımız var. Bunu söylememin nedeni de şu, sivil toplum projesi ama Paris'i hatırlayın. Paris Sözleşmesi'nin ruhunda, en çok önemsediğimiz ruhunda çok güçlü bir kolektif eylem olmazsa bu işte sınıfta kalırız der. O kolektif eylem işte önce sivil toplumla sivil toplum el ele tutuşur. Gideriz eğitimlere, webinarlara ya da birçok toplantıya, envanter için büyükşehir belediyelerine. Bakarız ki en yakın sivil toplumla hangi ortaklıklar, hangi partnerlerle kurarız? Belediyelerle kurduk. Belediyeler derslerini çalışmak zorunda olduklarının son derece farkındalardı. Çünkü en önemli uygulama aktörleri onlardı. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte el ele tutuşmanın bir değerini, bunun altını çizmek için söylüyorum. Bu önemli. Tabii belediyelerle kurduğumuz zaman projenin bir amacı, sevgili Serkan da söyleyecektir. Memleketin kent konseyleri var belediyelerde. İşte biz o zaman mevcut araçlarla, yani mevcut politika, yasal araçlarla da yürümemiz gerektiğinin farkına vardık ve projenin mantığına da bunları koyduk. Öğleden sonra bunun önerilerini bir şekilde yapacağız. Memleket zihniyet dönüşümü gerektiren bir alanda yürüyor. Bu kamu yönetiminin ulusal, yani Ankara'sı da böyle, yerel yönetimleri de böyle ya da belediyeler de böyle. Çünkü Ankara'nın yerel ajanları, yani il müdürlükleri ve diğerleri de konuya çok çok fazla ilgi duyuyorlar. Bu önemli. Çok daha konuşacağız ama son derece mutluyuz. Yani Küresel Denge Derneği olarak, ben bizzat olarak, çünkü 92'den beri bu alanın içerisindeyim ben. Devlet deneyimim var, sivil toplum deneyimim var, uluslararası profesyonel proje deneyimlerim var, sürüyor bunlar hep. Bütün bunları hep beraber bir helva haline getirmek zorundayız. Ama asıl mesele kolektif
eylem. Yani çalışma dinamiğimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Tülin söyledi. Yani genel anlamda bakıldığında yeni bir tarza dönüşmeye başlıyoruz. Sürekliliği ve işlevselliği olan bir ortaklıkla devam etmeliyiz. Önce bunları yaptıktan sonra da sivil toplum kuruluşları olarak dürtmeliyiz. Kimleri? Şarmenşeh'teki hala kömürle büyümek istiyorum diyen Türkiye'nin ana kararcılarını. Yani bunlar da buradan da çok önemli mesajlar olsa gerek. Dürtü diyorum, uluslararası iklim değişikliği sözlükleri, sözlüğünde, çünkü iklim değişikliğiyle mücadele kendi sözlüğünü de oluşturdu. İşte karbon salımı, işte adaptasyon vesaire. İklim dürtüsü diye bir deyim var artık. Bu dürtüyü yanı başımızdaki saraya kadar götürmek zorundayız. Çünkü öğleden sonra tartışacağız. Öyle bir müjdem var çocuklar diye olmuyor bu işler. Artıştan azaltım, %41 azaltım yapacağım diye olmuyor bu işler. 41 kere maşallah. Yani buna dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla 2053'te Paris Anlaşması'nı onaylayan, net sıfır emisyona yürüyorum diyen Ankara'nın burada, bu otelde, bu fiziki ortamda bir kez daha sarsılması ve bir şekilde zihniyetini değiştirmesi lazım. Artık dokunuyoruz iklim krizine. Afetler hep her yerdeler, illerde, mahallelerde sular akıyor. Ama zihniyet hala afet gelsin de ben onlara ev yaparım yakılınca diyor. Halbuki en önemli konunun risk yönetiminin olduğunu söylemek zorundayız. Onun için de birikiyoruz. Farkındayız. Sokaktaki insan da farkında. Artık taksiye biniyorsunuz, şoför farkında. Mevsimlik kadın işçi, tarım işçisi farkında. Hepsi farkında. Biraz daha donanım, biraz daha bilgi, biraz daha hesap sorma becerisi. Hepsini söylememiz lazım. Teşekkürlere geçeyim. Beni durdurmak zor, çok konuşurum. En başta söylediğim gibi itici güç Avrupa Birliği. Şahane bir araç bizim için. Zaten uluslararası kaynaklar, hibe kaynakları olmasa Türkiye'de bunu söylemek durumundayız. Mutlu muyuz? Tartışırız. Ama ne yazık ki iklim meseleleri işte böyle hibelerle ayağa kalkmaya çalışıyor. Dolayısıyla Christian'a teşekkür ediyoruz. Onun nezdinde Avrupa Birliği'nin kaynaklarına ve yetkililerine. Yolda yürüdüklerimiz, sadece burada hepsi yoklar. Şehirlere gittik, eğitimler verdik. Hemen her partnerden sözler aldık. Koca bir envanter hazırladık, rehber hazırladık becerebildiğimiz kadarıyla. Onlara teşekkür ediyoruz, hocalarımıza, kurumlara. Bu çok değerliydi. Zaten onun için bu heybeler ağırlaştı. Abilik ettiği için sevgili Metin Hoca'ya teşekkür ediyoruz. TEMEB'in Yönetim Kurulu Başkanı zaman zaman bizimle birlikte oldu. Benim kadim dostum Tülin Keskin, zaten o olmasaydı biz zaten kesişemezdik diye düşünüyorum. Devlet bürokrasisinden gelen kadınlarız biz. Yani 20. yüzyılın kadınlarıyız. Gerçek devlet bürokrasisinden gelen. Dolayısıyla vizyonlarımız da ortak olsa gerek. Küresel Denge Derneği'ne teşekkür ediyorum. Onun genç ekibine. Buradalar benim kızım, asistanım Zeynep Talu'ya, Ezgi Vardar'a, Ali Cem Deniz'e ve arkadaki diğer arkadaşlarıma. Çünkü biz 90'lı yıllarda kurulduk ama yeni bir enerji kaynaklarımızı 2 yıl önce harekete geçirdik gençlerle birlikte. Yeni bir enerji kaynaklarımız onlar bizim. En son şahane köprü olduğu için Serkan'a teşekkür ediyorum. Ortaklıklar ya da işte bu kocaman bir ajandanın içerisinde, hele pandemi süreçlerinde 3 yıla yakın muhtemelen bir kocaman yıllar geçirdik. Şahane becerisiyle proje yöneticisi olarak tartışılmaz zaten. Ama daha çok dostluğuyla, daha çok her yere köprüsüyle, yani insan olduğu için, en güzel insan olduğu için Serkan'a özellikle teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan program yöneticisi Ateş'e Sayın Christian Ballaro'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Excellencies, distinguished colleagues and ladies and gentlemen, good morning and many thanks indeed for having invited us to this event. Sayın Ekselansları, sevgili meslektaşlarım, hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle günaydın demek istiyorum. Bu mükemmel etkinliğe beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. My name is Christian Ballaro. I am program manager at EU delegation covering climate change. And therefore, on behalf of the EU delegation, I really would like to express appreciation for this very interesting project, EU-funded project. Adım Christian Ballaro, iklim değişikliği konusunda kapsayan program yöneticisiyim ve delegasyon adına iklim değişikliği ile ilgili bu çok önemli ve ilginç proje için teşekkür ederim. The previous speaker already has pointed out a number of important elements, but indeed the climate networking and the partnership between the civil society at the local level is a great and important priority for the EU. Önceki konuşmacı çok önemli hususlara halihazırda değindi. Ancak ben de Avrupa Birliği açısından sivil toplum ile iklim ağı çerçevesinde yerel yönetimlerle, işbirliğinin önemini altını çizmek istiyorum. Daha yakın tutayım. That is why the EU has made available grant resources to support such initiatives. And in particular, the local dimension is, in my view, key. İşte bu nedenle aslına bakarsanız AB delegasyonu da bu tür girişimlere hibe kaynakları ayırmaya başladı ve bu noktada yerel ortaklıkların da özellikle önemli olduğunu, anahtar vazife gördüğünü söylemek isterim. Not only because, as was already pointed out, the bottom-up approach engaging at the local level is the most effective in driving the change, but because of the reason that the cities, or I would call it urban areas in broader terms, are an important or maybe the most important element when we talk about climate change. Bu noktada sadece hani belirtildiği şekliyle yerelin önemi, aşağıdan yukarıya hareket etmenin öneminin bulunması değil, iklim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman aynı zamanda kentlerin ya da daha genel bir tabirle kentsel alanların da iklim değişikliği bahsinde çok önemli bir rol oynaması. Important element because first of all, urban areas are a key driver for the increase of greenhouse gas emissions, as you know. It's difficult to have a precise calculation, the so-called carbon footprint, but there are estimates that project the contribution to urban areas for about 75% of greenhouse gas emissions globally. Şimdi elbette önemli unsurlardan biri demiştik kentsel alanlar. Bu da özellikle sera gazı emisyonları açısından ortaya çıkıyor. Elbette burada ortaya çıkan karbon ayak izine dair kesin bir hesapta bulunmak çok olanaklı değil. Ama tahmini olarak küresel ölçekte kentsel alanların sera gazı emisyonlarına katkısının %75 oranında olduğu düşünülüyor. Most of this is linked of course with the buildings and transport sector. But the same urban areas, they also feel and they are in the forefront when it comes to the adverse and negative impacts of climate change. The even more frequent number of extreme weather events, heavy rains, storm, floods, these are all elements that are affecting directly, firstly and foremost, the urban areas.
Bu noktada bunun büyük oranda binalardan ve ulaşım sektöründen kaynaklandığını söylemek gerekiyor. Elbette kentsel alanlar üzerinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sıraladığımız zaman aynı zamanda yağmur ve sel benzeri aşırı iklim, ağır iklim olaylarından da bahsetmemiz gerekiyor. But the situation is really difficult, but urban areas are also an important positive element, key driver for driving the change, making the green transition happen, and both addressing the emission with mitigation measures, but in my view, even more importantly, adapting to changing climatic condition. This is essential and not only will save costs when it comes to disaster risk preparedness and so on, but it also embeds a number of important economic and benefits. Açısından tetikleyici değil, aynı zamanda yeşil geçiş içinde önemli bir potansiyel gösteriyorlar. Bu sadece emisyonlara dair alınacak azaltım tedbirleri açısından değil, aynı zamanda iklim değişikliğine adaptasyon açısından da önemli. Hem afet riskinin azaltılması ile ilgili hazırlıklar ve tedbirler çerçevesinde maliyetlerin düşürülmesi önemli, hem de adaptasyon konusunda there are estimates that assess that investing in adaptation to climate change, increasing the climate resilience of urban areas and cities, brings huge economic benefits in the scale of 1 to 4, which means that each single euro invested in climate adaptation in cities brings about 4 euros in economic return. Şimdi tahminler iklim değişikliği adaptasyonu çabalarının sadece kentlerde iklim dayanıklılığı açısından değişikliklerin olacağını göstermiyor. Aynı zamanda ekonomik açıdan da 1'e 4 bir katkısının olacağını gösteriyor. Bundan da kasıt şudur. Harcanan her bir euro için 4 euroluk bir kazanç sağlanması mümkün olacaktır bu çalışmalar sayesinde. But how to make this happen? This is the big question mark that we all have in mind. And the EU approach, as you might know, so the so-called European Green Deal and all the policies attached to it, actually is really about changing paradigm, transforming what are environmental challenges, climate challenges, into economic opportunities. European Green Deal is indeed about economic development. Avrupa yeşil, tabii bunu söylüyoruz ancak nasıl olacak? Bu aslına bakarsanız hepimizin aklındaki en önemli soru. Avrupa yeşil mutabakatı, kusura bakmayın. Ve bununla ilgili tüm politikalar aslına bakarsanız bir paradigma değişikliği öngörüyor. Bu noktada iklim değişikliğinin ortaya koyduğu güçlüklerin aynı zamanda bir takım ekonomik fırsatlar getirmesi bekleniyor. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bu anlamda ekonomik kalkınma çalışması olarak da değerlendirilebilir. Changing paradigm is very appealing but very difficult. And once again, we need to see and to look on how things can be really affected by our intervention. And that is why the old approach of having economic development and then taking care of the environmental consequences later on is not valid anymore. We need to have a systemic approach where we can really bring all the technologies available, the digital technologies. Quite often you hear about the twin transition, the green transition and the digital transition. But actually, the digital transition, I think, is already there if I see the number of mobile phones in this room.
But what we need really to create and to invest, keep investing, is in this green transition. Elbette paradigma değişikliği çok cazip ama aynı zamanda da zor bir şey. Şu halde yapacağımız bütün müdahalelerin nasıl bir etkisi olduğunu artık düşünmek durumundayız. Eski paradigmaya baktığımızda, eski yaklaşıma göre önce ekonomik kalkınma planlanırdı. Sonrasında bunun çevresel etkileri ölçülmeye çalışılırdı, anlaşılmaya çalışılırdı. Ancak bu yaklaşım artık geçerli değil. Artık planlamada etkilerle beraber bütün durumu değerlendirmek gerekiyor. Bunun için de bahsedildiği üzere hem dijital teknolojilerden yararlanmak lazım, hem de yeşil geçişi gerçekleştirmek lazım. Dijital geçiş ve yeşil geçiş çok sık anılır oldu. Aslına bakarsanız bu sadece bu salonda bulunan cep telefonu sayısını bile değerlendirdiğimizde dijital geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yeşil geçiş için çaba sarf etmemiz gerekiyor. That is why the EU is supporting with the finance first of all, with the resources, but also spreading capacity and knowledge. And the key word on top of the networking and local level, in my view, is partnership. That is why it is as really important, and the scope of this of your project is very interesting, because partnership between civil society, public authorities, at the local level, at the regional, at the national, and even beyond, partnership with the EU, for example, this is essential not only to make the green transition happen, but to steer it, to be in the driving seat, to be able to reap all the benefits, which are not only environmental benefits, if you are really there in the first driving seat. İşte bu nedenle Avrupa Birliği bu alana fon ve kaynaklar sağlıyor. Sadece bu da değil, kapasitenin gelişmesi ve bilginin yaygınlaşması için de çaba sarf ediyor. Elbette yerelde ağ çalışmalarının yapılması ve ortaklıklar bu nedenle çok önemli. Projenizin kapsamının ilginç olması da buradan kaynaklanıyor aslına bakarsanız. Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler arasında önce işbirliği, sonra belki bölgesel seviyede, sonra ulusal ve hatta daha sonra Avrupa seviyesinde bu işbirliklerinin olması gerekiyor. Elbette yeşil geçişin gerçekleşmesi için olmayacak sadece bu çabalar. Aynı zamanda da bunun yönlendirilmesi, yürütülmesi için de önemli. Yani bir anlamıyla bu geçişte sürücü koltuğuna geçmek gerekiyor ki sadece bu geçiş tamamlanmasın, aynı zamanda bu geçiş sürecinden bazı faydaları da elde edebilirim. By way of conclusion, I think that your project is, I repeat, extremely important and I'm eager to learn about the results that you have had, how altogether, we can scale up and replicate those results in other similar situations. And I repeat, the key is partnership, and the EU delegation and the EU is supporting this because we understand and we acknowledge that climate has no border, and environmental protection is a joint effort, which when we talk about protecting resources, environmental resources, it really goes beyond nations, and not only, this can really create, as I said, opportunities for all. That's why it's really important to keep this work, to keep this important partnership, and I really look forward to learning more about the outcomes and your results. And once again, thanks a lot for inviting us to this event, and best of luck for the continuation. Thanks a lot. Sözlerime son verirken tekrar çok projenizin tekrar çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu nedenle de sonuçlarla ilgili sunumları da dört gözle beklediğimi belirtmek istiyorum. Bunun ardından elbette ölçeği geliştirmemiz, bunu daha başka yerlerde, benzer durumdaki başka yerlerde de uygulayabilecek olmamız gerekiyor. Ortaklıklar önemli demiştim. Avrupa Birliği şunun farkında, iklim sınır tanımıyor. Çevre koruma bu nedenle ortak çabayla gerçekleştirilmek durumunda ve kaynakların da kullanımı ulusal sınırların ötesinde bir noktadan sonra planlanmak durumunda ve herkese fırsat sunulması da gerekiyor. İşte bu nedenle sizin yaptığınız çalışmanın da sonuçlarını dinlemeyi dört gözle bekliyorum.
tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ederim ve bu önemli çalışmaları devam ettirmenizi diliyorum. Teşekkürler. Vakıf Başkanımız Metin Atamer'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Günaydın hepimize. Dear Christian Ballard, I have to welcome you to this meeting, but I'm sorry that I have to talk in Turkish because the speech is prepared in Turkish, but I think she will help you. Sivil toplumun değerli temsilcileri, saygıdeğer bayanlar ve baylar, yaşlandığım için gözlük takmak mecburiyetindeyim bildiğiniz gibi. Türkiye'de sivil toplumun desteklenmesi, ortaklıklar ve ağlar hibe programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerelden ulusa İklim Ağı Projesi kapanış toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Temiz Enerji Vakfı 26 Aralık 1994 tarihinde Türkiye'de temiz enerji konusundaki çalışmalar henüz yeni başlamışken bu çalışmaların ülke için ne kadar önemli olduğu ve bu konuda bir sivil hareketin gerekliliğini değerlendirerek TÜBİTAK himayesinde merhum Profesör Doktor Demir İnan ve arkadaşları tarafından bu vakıf kuruldu. O günden bu yana yürüttüğü bütün projelerle TEMEV, demonstrasyon, analiz, eğitim, bilinçlendirme gibi faaliyetlerle Türkiye'de temiz enerjinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladı. 28 yıldır kesintisiz olarak çalışmalarını sürdüren TEMEV, halkın temiz ve tükenmez enerjiye ulaşım hakkının olduğunu vurgularken, Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi konusundaki derneklerin kurulmasına da öncülük etti ve bağımsız, tarafsız ve akademik bir yaklaşımla bugüne kadar gelindi. Son 30 yılda tüm dünyada enerji sektörü iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle temiz enerji dönüşümüne önem vermeye başladı. Paris Anlaşması sonrasında ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülke net sıfır emisyon taahhütlerini açıklamaya başladılar. Projemizde yürütüldüğü gibi son 3 yıl içinde pandemi ve onu takip eden ekonomik istikrarsızlıklar ve Ukrayna krizi nedeniyle temiz enerji ve enerji arz güvenliği sorunu küresel gündemin en önemli konuları haline geldi. İklim değişikliğinin etkileri sonucunda kuraklık ve öngörülmeyen meteorolojik afetler şehir hayatını tehdit etmeye başlarken, yerel yönetimleri de çok zor görev ve sorumluluklarda karşı karşıya bıraktı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından sıcaklık artışını 1.5, aslında bu 1.42 olduğunu hatırlıyorum. 1.5 santigrat derece tutmak için temiz enerji ve altyapı yatırımlarına büyük bir ivme verilmesi ve 2030'a kadar dünyada 4 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini belirtmekteler. Mevcut politikalar ve net sıfır emisyon senaryoları arasındaki açığı kapatmak için çok daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini de vurgulamaktalar. Bu süreç içinde Türkiye'de enerji sektörünü, yerel yönetimlerini hızla yükselen enerji fiyatları nedeniyle enerji kullanan ve gittikçe artan fakir halkı zorlu bir yolda halkı çok zorlu bir yola sokmuş durumda. Bu sorunun 100 milyar dolara tırmanan
enerji faturası ve arz güvenliği problemleriyle mücadelede Türkiye'nin sadece enerji yönetimini değil, yerel idareleri ve bütün vatandaşlarımızı etkiliyor bu durum. Bu nedenle yerelden başlayarak tüm sivil çalışmalar iklim değişikliği için doğru politikaların zamanında geliştirilmesi ve yürütülmesinde çok daha fazla önem kazanmıştır. Biraz sonra proje koordinatörümüzün detaylı olarak sonuçlarını açıklayacağı projemiz, pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen gerek yerel sivil hareketlere işbirliği yolunu açarak ve gerekse yerel yönetimlere ışık tutacak eğitim ve yayınlarla sürece önemli katkı sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Vakfımız yerelden ulusala iklim ağı projemize paralel olarak bu projeden edindiği bilgi ve birikimleriyle Türkiye Belediye Başkanları Birliği ile şehir şehir dolaşarak 9 farklı bölgede yerel yönetimlere ve yerel aktörlere iklim değişikliği farkındalık ve eylem planı hazırlama seminerleri vermektedir. Örneğin bu hafta Hatay ve Afyon'da eğitimler elan devam etmektedir. Bu çalışmayı da projemiz tamamlanmadan projemizin yaygınlaşma etkisinde önemli bir sonuç olarak görmekteyiz. Ayrıca Avrupa İklim Vakfı tarafından desteklenen Temiz Enerji Haber Portalımız 3 yılı aşkın süredir günlük olarak Türkiye ve dünyadaki temiz enerji haberlerini, çeşitli uzman görüşlerini ve analizlerini okuyucularıyla paylaşmaktadır. Haber portalımız günlük olarak yaklaşık 60 bin kişi tarafından okunmaktadır. Sosyal medya hesapları binlerce kişi tarafından takip edilmektedir. Bu vesileyle sizleri de Temiz Enerji Haber Portalı'nı takip etmeye davet ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın amacı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına temiz enerji dönüşümünde etkin rol alarak katkı sağlamaktır. Bu nedenle Avrupa Birliği'ne projemizi destekleyerek vakfımıza ve ülkemize sağladığı katkı için şükranlarımızı sunarız. We do appreciate. Bu projede bize gerçek anlamda ortaklık yapan, teknik açıdan büyük katkı sağlayan Küresel Denge Derneği'ne, Nuran Hanım'a sağ olsun ve ülkemize sağladığı katkı için şükranlarımızı sunarız. Bu projede bize gerçek anlamda yine katkıda bulunan Enerji Kentleri Birliği katkı ve destekleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Yine proje ortağımız olan de uzman olarak eğitim ve webinarlarda bize destek olan, burada ismini sayamayacağımız kadar çok sayıda uzmana da çok teşekkürler ediyoruz. Son olarak da proje ekibimizin başında Sayın Serkan Aktaş'a titiz ve etkin çalışmaları için proje asistanımız Sayın Seda Oflaz'a katkıları için teşekkürü bir borç bilirim. Bu vesileyle temel olarak bugün bizimle burada olan veya olmayan tüm sivil toplum kuruluşlarını Yerel İklim Ağı platformuna katılmaya davet ederim. Birlikte gerçekleştirdiğimiz yeni projeler bu için bu fırsatı değerlendirmek istediğimizi tekrar vurgulamak istedim. Bir konuda da şahsi bir fikrimi size aktarmak isterim. Toplumların eğitimleri esasında yukarıdan aşağıya doğru değil, yine bu projede gibi aşağıdan yukarı olur. Yani biz eğer çocukları eğitirsek, ilkokul seviyesine gelen çocukları eğitirsek, çocuklar aileleri eğitir, aileler de ülkedeki toplumları meydana getirdiği için toplumu eğitir. Ve böylelikle bu bilgiyi alttan, çocuklardan ta yukarıya kadar topluma ve ülkeye yayılmış olduğunu belirtmek isterim. Bu benim düşüncem ama böyle çok daha etkin olacağını düşünmekteyim.
Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ve bu toplantının verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi yerelden ulusal iklima proje koordinatörümüz Sayın Serkan Aktaş'ı proje kapanış sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirler, tekrar hoş geldiniz. Ben Temiz Enerji Vakfı adına yerelden ulusal iklim ağı projesinin proje koordinatörü Serkan Aktaş. Aslında biraz uzun, belki de biraz sıkıcı bir sunumda bulunacağım size. Onun öncesinde bir ufak 3 dakikalık video izletmek istiyorum. Burada projemizi, amaçlarını, hedeflerini daha önce aramızda bulunamayanlar bu şekilde öğrenebilsin istiyorum. Yerelden Ulusal İklim Ağı Projesi, günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan iklim değişikliğiyle mücadele eden tüm paydaşları kent konseyleri aracılığıyla bir araya getirerek dönüşüme yön verecek hedefler belirlemek, ilgili politikaları uygulamaya koymak ve atılacak adımları güçlendirmek üzere geliştirilmiştir. Projenin nihai hedefi, iklim değişikliğiyle mücadele alanında faaliyet gösteren yerel yönetimleri ve diğer yerel aktörleri ortak bir ağ etrafında buluşturup kent konseyleri aracılığıyla işbirliği içerisinde olmalarını sağlamak ve güçlendirmektir. İklim değişikliği nedeniyle bozulan denge, doğal afetlerin artmasının yanı sıra altyapı ve araziyle ilgili risklere sebep olabilmektedir. Belediyeler ve diğer yerel paydaşların bu sorunların çözümündeki sorumluluklarının arttığı bu dönemde projemiz tüm yerel paydaşlara ihtiyacı olan bilgi ve desteği sunmak üzere geliştirilmiştir. Projenin ara hedefleri, kent konseylerinin desteğiyle yerel aktörlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki etkinliklerinin artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi, İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yerel aktörlerin örgütsel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel aktörler ve yerel idare arasında stratejik bir işbirliğinin geliştirilmesidir. Uygulanabilir ve kolaylaştırıcı bir yerel iklim ağı, hem yerel yönetimler hem de toplumun diğer kesimleri için iklim politikalarının geliştirilmesinde bir diyalog zemini yaratacaktır. Evet, değerli misafirler, yaklaşık 3 yıldır Temiz Enerji Vakfı'nın Küresel Denge Derneği ortaklığında yürütmekte olduğu Yerelden Ulusal'a İklim Ağı projemizin kapanış toplantısına tekrar hoş geldiniz. İçinde COVID-19 pandemi döneminin de olduğu bu zorlu 3 yılın sonunda karşılaştığımız çeşitli güçlüklere rağmen proje hedeflerimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun için en başta projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlayan Avrupa Birliği'ne, daha sonra proje ortağımız Küresel Denge Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bugün sizlere hem projemizin amaç ve hedeflerini anlatan hem de ulaştığımız çıktılarla ilgili bilgiler veren bir sunum yapacağım. Umarım sizleri sıkmam. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de sivil toplumun desteklenmesi, ortaklıklar ve ağlar hibe programı altında finanse edilen yerelden ulusal iklim ağ projemizin temel hedefi, iklim değişikliğiyle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ortak bir ağ etrafında buluşturmak ve kent konseylerinin de aracılığıyla idare ile işbirliği içerisinde olmalarını sağlayarak güçlenmelerine destek olmak olarak belirlenmiştir. Bu temel amaç altında belirlenen 3
alt hedefimiz mevcuttur. Bunlar sivil toplum kuruluşları ve kent konseylerinin yerel etkinliklerini artırmalarına katkıda bulunmak, faaliyet alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla yerel sivil toplum kuruluşlarının ve kent konseylerinin örgütsel ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek olmak, yerel düzeyde kent konseyleri aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ve idare arasında stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Biz bu projede aslında özet olarak 3 ana çıktıya ulaşmaya çalıştık. Bunlar az önce belirtmiş olduğum alt hedefler kapsamında yerel faaliyetlerin, kurumsal kapasitelerin ve stratejik işbirliklerinin oluşmasına katkı sağlamak olarak sıralanabilir. Bu projedeki hedef kitle iklim değişikliği mücadele alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşları ile 50 adet yerel yönetim ve kent konseyi olarak projenin hazırlanış aşamasında belirlenmiştir. Projemiz az önce de belirttiğim gibi Temiz Enerji Vakfı'nın yürütücülüğünde ve Küresel Denge Derneği'nin ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Enerji Kentleri Birliği, Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Derneği ve Troya Çevre Derneği ise projemizin destekçilerindendir. Biraz sonra bahsedeceğim proje çıktılarımızdan iklim envanteri ve yerel iklim ağı platformu web sitelerinin kullanım ve işletimi proje sonunda Enerji Kentleri Birliği'ne devredilecektir. Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Derneği ile Troya Çevre Derneği ise eğitim ve webinarlarımızda uzman kadrolarıyla bize destek sağlamıştır. Projeye başlarken 3 olası risk faktörü belirlenmişti. Bunlara süreç içerisinde pandemi nedeniyle bir ilave daha yaptık. Bu risk faktörleri Türkiye'de yaşanan politik iklimden kaynaklı olarak yerel yönetimlerin özellikle bazı bölgelerde zaman zaman iklim değişikliği gibi konulardaki faaliyetlerine sivil toplumun katılımına sıcak yaklaşamayabilecekleri, yerel paydaşların ve kent konseylerinin konuya ilgi gösteremeyebilecekleri, proje sonunda yerel iklim ağının kurulamayabileceği ve COVID-19 pandemisinin etkilerinin uzun süre devam edeceğiydi. Aslında proje takvimimiz boyunca bu öngörülen risk faktörleriyle karşılaştık. Ancak proje uygulamamız boyunca bu risk faktörlerinin yanı sıra başka zorluklarla da karşı karşıya kaldık. Uygulamada karşılaştığımız risk faktörleri ve zorluklar ise COVID-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitimlerin ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilememesi, pek çok ilimizde aktif çalışan kent konseylerinin bulunmaması, sivil toplum kuruluşlarının isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı güncel bir platformun bulunmaması, sivil toplum kuruluşlarına erişimde yaşanan sıkıntılar, zorluklar, bazı bölgelerde yerel yönetimlerin içinde kamu kurumlarının yer almadığı projelere ilgi göstermemesi olarak gerçekleşti. Yerelden Ulusala İklim Ağı projesinde 5 ana faaliyet belirledik. Bunlar Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde seçilen 13 farklı lokasyonda verilecek iklim değişikliği temalı eğitimler, eğitimleri tamamlayıcı nitelikte 15 adet webinar ve 5 webinar serisi, yerel iklim ağı platformunun kurulması, büyükşehir belediyeleri özelinde iklim envanterinin oluşturulması ve yerel yönetimler için iklim eylem planı rehberinin hazırlanması. Proje boyunca 13 eğitim gerçekleştirdik. COVID-19 pandemisinden kaynaklanan koşullar nedeniyle bunların 7'si online olarak Zoom üzerinden yapılmak zorunda kaldı. Geri kalan 6 eğitimi ise ülkemizdeki pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yerinde ve yüz yüze yaptık. Bu eğitimlerle hedeflediğimiz çıktılar, STK'lar, yerel yönetimler, kent konseyleri ve konuya ilgi duyan herkese iklim değişikliğiyle mücadele özelinde eğitimler vererek iklim değişikliğiyle mücadele bilincini artırmak, yerel sivil toplum kuruluşlarının ve kent konseylerinin örgütsel ve kurumsal kapasitelerinin ve yerel etkinliklerinin artırılmasına destek olmak, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yerel düzeyde sivil toplum kuruluşları ve idare arasında stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktı.
Eğitimlerimizin katılımcıların bilgi seviyelerine olan katkısını izlemek için eğitimlerden önce ve sonra değerlendirme testleri ve yerel iklim ağına üye sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle değerlendirme görüşmeleri yaptık. Pandemi kısıtlamalarıyla geçen 2021 yılında 7 adet online eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimler yüz yüze yapılmış olsaydı gidilecek il merkezleri baz alınarak bölge eğitimleri olacak şekilde planlandı ve buna göre ilgili illerden katılımcı kayıtları alındı. Online eğitimler çıktılarımıza ulaşmamız açısından bize dezavantaj yaratmasına rağmen biz durumdan nasıl fayda sağlayabileceğimizi düşündük ve bu online eğitimler sonucunda tüm online eğitim içeriklerini Temiz Enerji Vakfı YouTube kanalından açık erişime sunduk. Eğitimlerdeki konu çeşitliliğini ve katılımcıların iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki bilgi düzeyini artırmış olduk. Bilgi düzeylerindeki değişikliği ölçmek için online öğrenim değerlendirme testleri uyguladık. Farklı sektörlerden daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşarak katılımcılar arasında çeşitliliği artırdık. Online eğitimlerde çıktılarımıza ulaşmamız açısından yaşadığımız bazı zorluklar oldu. Bunlar mevcut sivil toplum kuruluşlarının iletişim bilgilerinin ulaşılabilir olmaması nedeniyle katılımcılara ulaşmakta yaşanan zorluklar. Online platform kullanmanın etkisiyle katılımcıların dikkatini uzun saatler ekranda tutmakta yaşanan zorluklar. Ve birebir temastan yoksun kalmaktan kaynaklı olarak katılımcıları yerel iklim ağı platformuna üye olmaya motive etme konusunda yaşadığımız zorluklar oldu. Hem online hem de yüz yüze eğitimlerde iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak 25 ayrı uzman tarafından 35 ayrı başlıkta eğitimler verildi. Bu konu başlıkları yansıda da görüldüğü gibi iklim değişikliğinin ekosistemlere etkisi, iklim değişikliği ve enerji, iklim değişikliği ve halk sağlığı, iklim değişikliği ve tarım, iklim eyleminde kent konseylerinin rolü, iklim adaleti, İklim eylemi ve toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkiye'de iklim mücadelesinin kamu yönetimindeki yeri, iklim değişikliği, kentler ve yerel iklim eylem planlaması, sıfır atık ve iklim değişikliği bağı, Trakya Kent Konseyleri iklim mücadelesi pratikleri, iklim iletişimi, iklim değişikliği ve karbonsuzlaşma, iklim değişikliğine uyum, politika belirleme süreçleri, iklim mücadelesinde jeotermal santralleri sorunları, İklim değişikliği ve yeşil altyapı, ulusal uyum platformları, iklim demokrasisi, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynakları, iklim değişikliği ve kentlerde atık yönetimi, iklim davaları, sağlıklı kentlerde iklim mücadelesi, gençlik, üniversiteler ve iklim mücadelesi, kamuda su yönetimi ve iklim değişikliği bağı, kırsalda farkındalık ve iklim mücadelesi, Paris Anlaşması ve iklim değişikliği, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal yapı, iklim değişikliği ve kentsel ulaşım, iklim değişikliği dünyada ve Türkiye'de durum, objektif bakış açısıyla biyoyakıtlar ve iklim mücadelesindeki yeri, iklim değişikliğinin temeli, turizm değer zinciri ve iklim değişikliği, kırsalda kadın ve kadın kooperatifleri, iklim değişikliğine uyum örnekleri, yeni iklim şehirciliği ve uyum, iklim değişikliği, tarım ve gıda güvenliği oldu. Gördüğünüz gibi yani iklim değişikliğiyle bağlantılı her alanda eğitim verilmeye çalışıldı proje boyunca. Az önce online eğitimlerden sağladığımız faydalardan bahsederken eğitimlerin herkese açık bir şekilde yapılması nedeniyle farklı sektörlerden daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşarak katılımcılar arasında çeşitliliği arttırdığımızı söylemiştim. Şimdi bu online eğitimlerimizle ilgili birkaç yansımız olacak. Burada da katılımcı oranlarında bu durum gözünüze çarpacak. Online eğitimlerimize gerek akademisyenlerin gerekse üniversite öğrencilerinin ilgisi büyük oldu. Bu bölümde sizi biraz sıkabilirim ama buradaki online eğitimlerin katılımcı profiliyle ilgili bazı veriler toplumumuzun iklim değişikliği konusundaki yaklaşımına bir ışık tutabilir ve sizlerin de bu konuda kendi değerlendirmelerinizi yapmanıza vesile olabilir. Örneğin Trakya bölge eğitiminde ilk yaptığımız online eğitimdi bu.
Katılımcıların yaklaşık %31'i üniversitelerden oldu. Bunu %23 ile sivil toplum kuruluşları izledi. Daha sonra sırasıyla özel sektör, merkezi yönetimin taşra teşkilat birimleri ve yerel yönetimler geldi. Cinsiyete göre katılımcı dağılımın ise %55.4 kadın ve %44.6 erkek şeklinde oldu. Erzurum bölge eğitimimizde katılımcıların yaklaşık %48'i üniversitelerden, %25'i ise STK'lardandı. Cinsiyete göre katılımcı dağılımımız ise %61,5 kadın ve %38,5 erkek şeklinde oldu. Muğla eğitimimizde, Muğla bölge eğitimimizde katılımcı oranları %35,6 üniversite, %29 sivil toplum kuruluşu, %23 yerel yönetim ve merkezi yönetim taşra teşkilat birimleri şeklindeydi. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise %60'a kadın ve %40 erkekti. Van bölge eğitimimizde katılımcıların oranlarına baktığımızda %45,5 üniversite, yaklaşık %20 STK şeklinde gerçekleşti. Van bölge eğitimine yerel yönetimlerden katılım oranının %1,5'ta kalması dikkat çekiciydi. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise yine Muğla'daki gibi %60 kadın ve %40 erkekti. Samsun bölge eğitimimizde katılımcıların oranları yaklaşık %41 üniversite, yaklaşık %20 sivil toplum kuruluşu ve yaklaşık %20 yerel yönetim ve merkezi yönetim taşra teşkilatı birimleri şeklinde gerçekleşti. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise %73.8 kadın ve %26.2 erkekti. İstanbul bölge eğitimimizde katılımcıların oranları %34,5 üniversite, %20 sivil toplum kuruluşu ve yaklaşık %22 yerel yönetim ve merkezi yönetim taşra teşkilatı birimleri şeklinde gerçekleşti. İstanbul eğitiminde özel sektör temsilcilerinin ve bireysel katılımcıların oranı yaklaşık %24 oldu. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise %72,7 kadın ve %27,3 erkekti. Adana bölge eğitimimizde katılımcıların oranları yaklaşık %29 üniversite, %25,5 sivil toplum kuruluşu ve %34,5 yerel yönetim ve merkez yönetim taşra teşkilatı birimleri şeklinde gerçekleşti. Yine özel sektör temsilcilerinin ve bireysel katılımcıların oranı yaklaşık %11'di. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise ilginç bir şekilde İstanbul'dakiyle aynı, %72,7 kadın ve %27,3 erkek. Buradan online eğitimlerimizin katılımcılarının ezici bir şekilde kadınlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani yapmış olduğumuz online eğitimlerin videoları biraz sonra bahsedeceğim webinar kayıtlarıyla birlikte Temiz Enerji Vakfı'nın YouTube sitesinden erişime açıldı. İklim değişikliği üzerindeki az önce bahsettiğim pek çok konudaki eğitimlerin videolarıyla Temiz Enerji Vakfı YouTube sitesi çok ciddi bir eğitim kaynağı olmuş durumda halihazırda. 2021 yılı sonbaharıyla ülkemizde COVID-19 pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ardından kaldırılması sonucunda geri kalan 6 bölge eğitimimizi en başta planladığımız şekilde yüz yüze gerçekleştirdik. Bu kapsamda sırasıyla Diyarbakır, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Kayseri ve son olarak Ankara bölge eğitimlerimizi yüz yüze gerçekleştirdik. Birbirini takip eden iki güne planladığımız bu eğitimlerin ilk gününde 4 ayrı konuyu ele alan eğitim oturumları gerçekleştirip takip eden günde yarım günlük iklim değişikliğinden kaynaklanan bölgesel sorunlar çalıştayları düzenleyerek katılımcıların kendi bölgelerinde yaşadıkları sorunları dile getirmelerini ve bu konular üzerinde tartışma ortamları yaratılmasını sağlamış olduk. Yüz yüze eğitimlerde elde ettiğimiz çıktılar şu şekilde oldu. Her bölge eğitiminin ardından bölgenin sorunlarına özel çalıştay raporları hazırladık. Bu raporlar hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde bakanlıklar ve ilgili birimleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. Bu çalıştay sonuç raporlarını bugün sizlere dağıtmış olduğumuz bez torbaların içinde 6 çalıştay raporunda bulabilirsiniz. Yerel İklim Ağı platformunu katılımcılara daha iyi tanıtma imkanı yakaladık ve üye sayısını artırdık.
Eğitimlerimize katılan sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki temel bilgi düzeylerini yükselttik ve böylece bu mücadeledeki etkinliklerini artırmalarına destek olduk. Yüz yüze eğitimlerde karşılaştığımız zorluklar ise mevcut ve aktif çalışan sivil toplum kuruluşlarının güncel iletişim bilgileri ulaşılabilir değildi. Büyük şehirler dışında çalışan örgütlerin dijital varlıkları neredeyse hiç bulunmamakta. Bu iletişim sorunlarına neden oldu. Eğitim yaptığımız bazı bölgelerde kent konseyleri etkin değildi. Kent konseylerine ulaşamamak proje ana çıktılarımıza ulaşmamızı doğrudan güçleştirdi. Bölge eğitimlerinin kapsamına giren çevre illerdeki sivil toplum kuruluşlarının katılım durumunu koordine etmekte güçlük yaşadık. Çünkü maalesef Anadolu'da yerel sivil toplum kuruluşlarının hem insan kaynağı hem de finansal açıdan kapasiteleri oldukça sınırlı. Hatta bir ilden diğerine seyahat etmek konusunda bile oldukça güçlük yaşıyorlar. Bu da bu proje vasıtasıyla yüz yüze kaldığımız zorluklardan ve gerçeklerden bir tanesi oldu bizim için. Burada yine yüz yüze eğitimlerle ilgili bazı istatistiki verilere değineceğim. Diyarbakır bölge eğitimimizde katılımcıların oranları %44.2 sivil toplum kuruluşu, yaklaşık %17 yerel yönetim ve yine yaklaşık %17 merkezi yönetim taşra teşkilatı birimleri şeklinde gerçekleşti. Online eğitimlerden sonra ilk defa sivil toplum kuruluşu katılım oranının bu denli yüksek olduğu bir eğitim gerçekleştirdik Diyarbakır'da. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise %65.4 kadın ve %34.6 erkekti. Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda tespit edilen bölgesel sorunlar ise daha çok kuraklık ve su kaynaklarının kullanımıyla ilgili sorunlar olarak ortaya çıktı. Bunun dışında iklim kriziyle mücadele konusunda politika yapanların ve uygulayıcıların sürekliliğinin korunmasına, istikrarlı bir yönetim anlayışının benimsenmesine olan ihtiyaç, yönetim kademelerinde görevli personelin iklim değişikliği konusundaki bilgi seviyeleri, çarpık kentleşme ile ilgili sorunlar ve bölgesel olarak yaklaşıldığında Van Gölü'nün karşı karşıya olduğu riskler çalıştayda ele alındı. Burada çalıştaydan bazı karelerimizi de görebilirsiniz. Trabzon bölge eğitimimizde katılımcıların oranları %36.7 üniversite, %20.4 sivil toplum kuruluşu, %30.6 yerel yönetim şeklinde gerçekleşti. Bu bağlamda Trabzon eğitimde yerel yönetim katılımı açısından öne çıkan bir eğitim oldu. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı %34.7 kadın ve %65.3 erkekti. Yüksek yerel yönetim katılımının sonucu olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Kadın erkek, yani erkek sayısındaki eşitliği. Yerel yönetim temsilcileri oldukça fazlaydı çünkü Trabzon'da. Evet. Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda tespit edilen bölgesel sorunlar ise aşırı meteorolojik olayların etkisi, altyapı sorunları ve çarpık kentleşme özelinde yoğunlaştı. Bunun yanı sıra iklim değişikliği ve atık sorununun deniz biyoçeşitliliği üzerindeki olumsuz etkileri ve bölgeye has olumsuz etkileri de bölgeye has sorun olarak ortaya çıktı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ve kent konseylerinin etkinliklerinin artırılması gerektiği konusu üzerinde de bir hayli tartışıldı bu çalıştaydı. Gaziantep bölge eğitimimizde katılımcıların oranları %34 sivil toplum kuruluşu, %27.7 yerel yönetim ve %17 üniversite şeklinde gerçekleşti. Bu bağlamda Gaziantep eğitimi de yerel yönetim katılımı açısından öne çıkan bir eğitim oldu. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise %43.8 kadın ve %56.3 erkekti. Gaziantep'te gerçekleştirdiğimiz çalıştayda organize sanayi bölgelerinde
hidroflorokarbon ve perfluorokimyasalların emisyonlarının azaltılması, gıda güvenliği ve tarımsal kuraklık ve iklime uyumlu tarım yapılması konuları ön plana çıktı. Antalya Bölge Eğitimi'nde katılımcıların oranları %37.3 sivil toplum kuruluşu, %45.1 yerel yönetim ve %13.7 üniversite şeklinde gerçekleşti. Yüz yüze eğitimlerde sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim katılımının arttığını göstermek açısından Antalya Eğitimi önemli bir gösterge bizim için. Bu da pandemi şartlarının hedef kitlemize ulaşma konusunda bize ne büyük bir sorun yarattığını göstermekte. Cinsiyete göre de katılımcı oranlarına bakıldığında yaklaşık %70 kadın ve %30 erkek şeklinde gerçekleşti. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz çalıştayda aktif vatandaşlık ve kent konseylerinin etkinliğini geliştirmenin gerekliliği, çocuk ve gençlere yönelik çevre bilincini yükseltme etkinliklerinin önemi, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi, kuraklıkla mücadele, göç gibi bölgesel sorunlar üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi. Kayseri Bölge Eğitimimizde ise katılımcıların oranı %52 sivil toplum kuruluşu, %18 üniversite ve %6 yerel yönetim şeklinde gerçekleşti. Sivil toplumun konuya ilgi düzeyi Kayseri'de oldukça yüksekti. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise yaklaşık %56 kadın ve %44 erkek şeklinde olmuştur. Kayseri çalıştayında temel eğitim sistemi kapsamında ağ oluşturmak, toplum tabanlı bir iklim projesinin tohumunu atmak, aynı amaç için çalışan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirerek ağlara dahil etmek, tarımsal uygulamalar, enerji verimliliği konuları üzerinde tartışmalar yürütüldü. Ve son olarak son eğitimimiz olan Ankara Bölge Eğitimimizde katılımcıların oranları yaklaşık %43 sivil toplum kuruluşu, %33 yerel ve merkezi yönetim ve %11 üniversite şeklinde gerçekleşti. Sivil toplumun konuya ilgi düzeyine yine Ankara'da baktığımızda oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Cinsiyete göre katılımcı dağılım oranı ise yaklaşık %55.3 kadın ve %44.7 erkek şeklinde oldu. Ankara çalıştayında kentleşme, iklim mücadelesinde sektörler arasındaki işbirliği ve sivil toplum kuruluşlarının önemi, çocuklar ve gençlerde iklim değişikliği kaynaklı travmalar ve ekofobi konusunun gündeme taşınması konuları tartışıldı. Şimdi yüz yüze ve online eğitimlerimize toplam 865 kişiye ulaşıldı. Bunların 248'ini sivil toplum temsilcileri, %121'ini yerel yönetim temsilcileri, 93'ünü merkezi yönetim ve taşra teşkilatı temsilcileri, 243'ünü üniversite ve %53'ünü ise bireysel katılımcılar oluşturdu. Toplam sayıya baktığımızda katılımcıların 504'ü kadın ve 341'i erkekti. Şimdi eğitimleri tamamlamak amacıyla 15 webinar ve her biri 4 bölümden oluşan 5 webinar serisi gerçekleştirdik. Webinarlarımızda da 17 ayrı uzman görev aldı. Webinar serilerimizin konu başlıkları tarımda değer zinciri ve iklim değişikliğine etkileri, iklimler neden değişti ve önlemek için ne yapmalıyız, iklim değişikliği ve hukuki sorunlar, iklim değişikliği ve deniz ekosistemlerine etkisi, temiz ve tükenmez enerji teknolojileri ve iklim değişikliği oldu. Düzenlenen 15 adet webinarın konu başlıkları ise Rio'dan Paris'e iklim müzakereleri, iklime uyumlu mimari, dayanıklı şehirler, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehirler,
iklim ve ulaşım, ekolojik okuryazarlık, iklim ve çocuk, ulaşım sektöründe fırsatlar, engeller ve karbonsuzlaşma, kent konseyleri, hemşehrilik potansiyeli ve iklim krizi, ayak izimizin dokundukları, ekolojik sorunlara sosyolojinin rehberliğinde bakmak, iklim ve adalet, iklim ve teknolojinin sürdürülebilirliği, eko kaygı ve çocuğa yaklaşım oldu. Az önce de ifade ettiğim gibi tüm bu webinarların kayıtları Temiz Enerji Vakfı YouTube sitesine yüklendi. Webinarlarımızda mümkün olduğunca eğitimlerde ele alınmayan konuları ele almaya çalıştık. Şimdi projemizin önemli çıktılarından biri Yerel İklim Ağı Platformu'dur. Yerel İklim Ağı Platformu, kent konseyleri başta olmak üzere yerel yönetim organları ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ortak bir çatı altında buluşturulmasını hedeflemektedir. Platform aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele alanında çalışan ya da bu alanla ilişkili proje fikri olan sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini artıracak ve sivil toplum kuruluşlarının birbirlerinin proje ve faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlayacaktır. Platforma www.yereliklimağı.org adresinden ulaşılabilir. Bu platform üye STK'lara önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri projelerde güç birliğine gitme ve ortaklıklar yapma yolunda fırsat sunmaktadır. Platformun mevcutta 42 üyesi bulunmakta. Bu sayı önümüzdeki süreç boyunca artırılabilecektir. Platform üyelerinin listesi de yansıtı verilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, hatta bir özel firma, özel sektörden bir firma da platformumuza üye oldu. Konuya gösterdiği hassasiyet açısından bu da önemli. Bir diğer proje çıktığımız yerel yönetimler için iklim eylem planı hazırlama rehberi dokümanı. İklim değişikliğini yerelleştirmek başlığıyla yayınladığımız bu rehber doküman yerel yönetimlerin yanı sıra diğer kilit paydaşların, sivil toplum kuruluşlarının, akademi camiasının, özel sektörün iklim eyleminin tüm süreçlerinde aktif yer almaları için yol gösterici olmak amacıyla hazırlanmıştır. Tamamen sivil katılımcılık ve çok paydaşlık ruhuyla hazırlanan bir rehber dokümandır bu. İklim değişikliğini yerelleştirmek kitabımız girişte sizlere verilen bez torbaların içinde yer almakta. Dokümanın proje kapsamında 750 adet basımı yapıldı. İlgili kurumlarla birlikte yerel yönetimlere basılı yayın şeklinde dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca dijital formatta dokümanımıza ulaşmak isteyenler hem İklim Ağı Platformu hem de Temiz Enerji Vakfı internet sitesi kütüphanelerinden ulaşabilirler. Şimdi projemizin diğer bir çıktısı, en önemli çıktılarından bir tanesi 30 Büyükşehir Belediyesi özelinde hazırlanan iklim envanteri çalışmasıdır. Bu çalışmada büyükşehir belediyelerinin Türkiye'de bugüne kadar iklim değişikliğiyle mücadele alanında yaptıkları faaliyetlerin envanteri çıkarılmıştır. Kapsamlı bir soru setiyle büyükşehir belediyelerinin ilgili birimleriyle görüşmeler gerçekleştirilerek hazırlanan bu çalışma, proje ortağımız Küresel Denge Derneği tarafından yürütülmüştür. İklim envanteri kitabımız yine girişte sizlere verilen bez torbaların içinde yer almaktadır. Dokümanın yine bu proje kapsamında 750 adet basımını yaptık. İlgili kurumlarla birlikte yerel yönetimlere basılı yayın şeklinde dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca dijital formatta da yine dokümanımıza ulaşmak isteyenler, biraz önceki rehber dokümanda olduğu gibi İklim Ağı Platformu ve Temiz Enerji Vakfı internet sitelerinden ulaşabilirler. İklim envanterinde yer alan veriler aynı zamanda dijital olarak da yayınlanmakta. Bunun için www.iklimenvanteri.org adresinde bir internet sitesi oluşturduk. Kitapta yer alan verilerin dijital ortama aktarılması çalışmaları da sona ermek üzere. Proje sonunda bu internet sitesinin yönetimi de yine Enerji Kentleri Birliği'ne devredilecek.
Büyükşehir belediyelerin iklim envanteri internet sitesinde yer alan verileri güncellemek istemeleri halinde kullanabilecekleri kullanıcı adı ve şifrelerin dağıtımını da yakın zamanda belediyelere yapacağız. Bundan sonraki süreçte belediyeler faaliyetlerini bu sitede yüklenmiş vaziyette olan soru setleri üzerinden güncelleyebilecekler dilerlerse. Projemiz kapsamında hazırlanan bazı basılı yayınların tümünü sizlere bugün dağıttık. Ana çıktılarımız olan rehber dokümanımız ve envanter kitabımızın yanı sıra 6 yüz yüze eğitim sonunda hazırlamış olduğumuz çalıştay raporlarına da büyük önem veriyoruz. Bu raporlarda yer alan tespitlerin önümüzdeki süreçte ayrı proje fikirleri olarak karşımıza çıkabileceğine inanıyoruz. Projemiz boyunca icra ettiğimiz tüm faaliyetlerde Avrupa Birliği'nin görünürlük kurallarına uyduk. Avrupa Birliği'nin projemize verdiği eşsiz destekten her eğitim toplantımızda bahsettik. Bu vesileyle Türkiye'de sivil topluma verdikleri destekten ötürü Sayın Christian Ballaro'nun nezdinde Avrupa Birliği'ne tekrar teşekkür ediyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi sonlandırırken bu projenin gerçekleştirilmesinde, yürütülmesinde bana güvenen Temiz Enerji Vakfı'na, başta Sayın Tünin Keskin Hanımefendi'ye, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Atamer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Küresel Denge Derneği'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Nuran Talü'ye gösterdiği insanüstü destekten, performanstan ötürü projemize ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar umarım bir araya gelme imkanımız olur önümüzdeki süreçte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.